konuştuk. Arzu çok net bir şekilde Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın muhatap olmasının kaçınılmaz olduğunu ve Kamışlı dedi. Kamışlı derken Suriye'deki Kürtleri kastetti tabii ki. Bunun da artık önümüzdeki süreçte iyice denklemde olması gerektiğini söyledi. Birazdan Vahap Coşkun'la konuşacağız. Diyarbakır'da orada insanlar neler konuşuyor, neler hissediyor Devlet Bahçeli'nin uzattığı eli. Ama ona gelmeden önce Devlet Bahçeli'nin uzattığı ele DEM Parti'den şu güne kadar gelen tepkilere bir göz atalım. DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koç Yiğit ve Sezai Temelli, İmralı ile Kandil arasında telefon trafiği olduğu ve yeni bir çözüm süreci iddialarına ilişkin konuştu. Dolayısıyla bir kere eğer bir çözüm sürecinden bahsedilecekse, bir süreç başlayacaksa buyurun İmralı oradadır. Ama ikinci bir muhatap adres daha vardır. O da meclistir. Biz de bu meclisin bir partisiyiz, buradayız ve bu ortak muhataplığı ve bu çözüm sürecine olan katkımızı belirleyecek tam da adresteyiz. Koç Yiğit ise bir merhabadan çözüm süreci olamayacağını vurguladı. Bir merhabadan ya da bir pozitif sözlerden bir çözüm süreci çıkmaz arkadaşlar. Yani bu işe soyunmak için bir cüret etmek lazım, cesaret etmek lazım ve adım atmak lazım. İmralı ile Kandil arasında telefon trafiği olduğu iddialarına ilişkin Temelli, DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın 13 Ekim'de Diyarbakır'da yaptığı açıklamayı hatırlattı. Bu meseleyle ilgili bizde bir bilgi yok. Dolayısıyla bununla ilgili bizim dışımızda yapılan iletişimlerle ilgili yorum yapamayız. Eş genel başkanımızın dediği gibi muhatap İmralı'dır. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da Medyascope'da katıldığı yayında şu açıklamaları yapmıştı. Sözünü ettiğimiz kişi ki 2013 tecrübesi, 2011'de başlayan, 15'e kadar devam eden süreçte Türkiye'ye bunu gösterdi ki İmralı adı hapishanesinde tutulan bir barış gücü, öyle bir gücü var. Bu savaşı durdurabilecek gücü olan insanı siz mutlak bir iletişimsizlikte tutarsanız, üstelik her şeyden önce bu bir işkence yöntemi, bir insan hakkı ihlali, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 17-19 Eylül arası toplandı ve yine Türkiye'ye bir uyarı çıktı orada. Siz hiçbir ahim kararını uygulamayacaksınız, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayacaksınız, kendi yasal düzenlemelerinizi yok sayacaksınız, bir insanın ailesiyle, avukatlarıyla görüşme hakkını yok sayacaksınız, telefon hakkını kullandırtmayacaksınız. Salt onunla birlikte tutuklu olduğu için onun yanındakileri de bu haktan mahrum bırakacaksınız. Ve üstelik bu insanın savaşı durdurabilecek bir gücü olduğunu biliyor olacaksınız ve de bunu tecrübe etmiş bir iktidar olmuş olacaksınız. Evet, o yüzden en önemli işimiz bu. Çünkü biz savaşa karşı hayatın kazanmasını istiyoruz. Evet, Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Profesör Vahap Coşkun'la konuşuyoruz. Vahap merhaba. Merhabalar Gülşen abi. Yine siz Kürtler bol miktarda önümüzdeki günlerde, biz zaten Medyascope olarak çıkartıyorduk ama önümüzdeki günlerde başka yerlerde sizlere mikrofon uzatacak herhalde. Cengiz Çandar'a sormuşlar, demiş ki süreç olduğunu sanmıyorum ama bir şeyler pişiyor demiş. Sen ne dersin? Aslında bu genel bir kanaat. Yani DEM partililerde özellikle baktığımızda genel tablonun bu olduğunu söyleyebiliriz. Bahçeli'nin elini uzattığı günden bugüne kadar biz DEM Parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda gördüğümüz şu: hiçbiri bu hareketlerine yönelik negatif bir tutum takınmıyor. Ama bunun çok da fazla abartılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Bekleyip görme hali var. Burada en önemli noktalardan bir tanesi. Yani Tuncer Bakırhan, Layhatim Oğulları, Ayşe Gündoğan, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, hepsi yapılanın tek bulduklarını ama bunun gerektiğini, gelmesi gerektiğini, etkiliğe dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Cengiz Çanlar'ın söylediklerini de okudum. O da evet, hem bir süreç demek için erken ama mutfakta pişen bir şeyler var.
Ha bu Mustafa Sütkenlerin kokusu ne zaman yayılır? Bundan bir yemek çıkar mı çıkmaz mı? Bunu önümüzdeki günde göreceğiz. Ama genel kanaat bu. Bir ilgi var, temsilci bir duruş var ve bir bekleyiş var. Hükümetin bundan sonra ne yapacağı, iktidarın hangi adım atacağına dair bir bekleyiş var. Şimdi yıllar önce çözüm süreci biliyorsun o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün güzel şeyler olacak sözü ki o lafı Evet. Tahran ziyaretinde etmişti. Ben de gazeteciydim, oradaydım ve NTV'de çalışıyordum o sırada. İner inmez geçmiştim o sözü. Oradan bir şey çakmıştı ve devamı gelmişti. Şimdi Devlet Bahçeli'den bir şey çıktı ki Devlet Bahçeli bundan 10-15 gün önce bunların maaşını bile keselim hatta kapatılsın dediği bir parti söz konusu. Burada Devlet Bahçeli'nin yani devletin el uzatmasının sembolik ama sembolikten öte bir anlamı var sanki. Bahçeli'nin el uzatması iki tür duyguyu beraberinde getirdi benim görebildiğim. Bunlardan bir tanesi bir şaşkınlık. Yani senin de bahsettiğin gibi abi daha bir hafta öncesinde DEM Parti'nin kapatılmasından, milletvekillerinin maaşına el konulmasından, hazine yardımının kesilmesinden bahseden ve bu tür müeyyideleri yapmadığı için Anayasa Mahkemesi'nin bile kapısında kilit vurulması gerektiğini söyleyen bir Bahçeli'den DEM'lere el uzatan ve sadece el uzatmakla kalmayan, madem biz dünyada barışı savunuyoruz, o zaman ülkemizde de barışı savunmalıyız diyen bir Bahçeli geldi. Barış gibi bir kavramla konuşan, bugüne kadar ki kullandığı dilden farklı bir dille konuşan bir Bahçeli geldi. Bu kaçınılmaz olarak herkeste bir şaşkınlık meydana getirdi. Yani belki Erdoğan'dan böyle bir ilk adım gelmiş olsaydı bu kadar büyük bir şaşkınlık olmazdı. Ama Bahçeli'den gelince bir şaşkınlık oldu. Birinci duygu bu. İkincisi buna daha fazla bir anlam atfetmek. Çünkü Bahçeli hemen programlara katılan herkesin de belirttiği gibi ismiyle müsemma bir şahıs. Yani sadece MHP genel başkanı olmak kimliğiyle temayüz etmiyor. Aynı zamanda devletin içinde de çok etkili olduğu, dolayısıyla bir nevi devletin temsiliyetini de taşıdığı savunulan bir kimlik. Gerçekten de MHP devlet içerisinde etkili, özellikle yargıda ve emniyette etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu adımın Bahçeli tarafından gelmesi, Bahçeli'nin bunun spontane bir adım olmadığını, önünün arkasını düşünerek bu adımın atıldığını söylemesi, daha sonraki günlerdeki açıklamalarında bu duruşunu korumaya devam etmesi, yani koruması, bundan geri adım atmaması, bu işin biraz ciddi olabileceği konusunda kanaatleri pekiştirdi. Mutfakta bir şeyler var, mutfakta bir şeyler pişiyor diye düşünmenin arkasındaki en önemli unsur da bence bu. Eğer Bahçeli bunu söylüyorsa muhtemelen Erdoğan ile belirli bir mutabakat çevresinde bunu söylemiştir. Dolayısıyla burada artık devletin bir politika değişikliğine yönelik bir niyeti vardır düşüncesi. Yaygınlıkla kullanılan düşünülen bir durum. Ama dediğim gibi buna rağmen hem bir şaşkınlık hem de bir önem atfetmeye rağmen bekleyiş hali, temkin hali özellikle DEM Parti içerisinde çok net bir şekilde hissediliyor. Evet, kim insanlar nasıl bekliyor, Kürtler nasıl bekliyor, bölgede neler konuşuyor geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Zamanında biliyorsun ilk açılım, Kürt açılımıydı. Polis Akademisi'nde Çalıştay olmuştu. Ben de çağrılı gazetecilerden birisiydim. Evet. 16-17 kişiydik. Sonra o tarihlerde basketbol takımı vardı hani 11 dev adam mı? 12 dev adam. 12 dev Bu adam. iki devam ediyor. Devlet Bahçeli sonra şey diye oraya katılanları 12 kötü adam diye tanımlamıştı. Ben de Devlet Bey'e bir hukukumuz var. Dedim ya Devlet Bey niye böyle dediniz dedim. Bana dedi ki ya dedi orada dedi 16 kişi var. Ben 12'sini söyledim. Sen yoksun demişti. Öyle bir şey peki geçen Cuma ile Cuma Çiçek'le Cumartesi günü bir yayın yaptım. Ona sordum dedim ki bölgede ne var? Ne konuşuluyor insanlar? O şöyle bir şey tanımladı. İlgi var, merak var ama çok umut yok. Yani temkinli bir ilgi dedi.
Sen bunun ötesinde evet. bir şey söyleyebilecek misin? Neler konuşuyorsunuz? Aranızda neler tartışıyorsunuz? İnsanlar herhalde bu konuya bayağı bir gündemlerinin birinci maddesi olmuştur. Ya yani politik aidiyetlerinden bağımsız olarak insanların ortaklaştığı duygular var, ayrıştığı duygular var. Mesela şaşkınlık herkeste ilk etapta ortaya çıkan bir duyguydu. Ama mesela iktidar partisine yakın, iktidar taraftarlarında ise bir memnuniyet hali var. Gerçi bu sürecin veya bu açılımın işaret fişeğinin Erdoğan tarafından atılmaması AK Partililerde hafif bir burukluğa sebebiyet vermiş olsa da nihayetinde sürecin mimarının kontrolünün Erdoğan'da olduğunu düşünüyorlar ve bu nedenle bundan memnun oluyorlar. Yine memnunlar çünkü AK Parti çok uzun süreden beri ilk defa Kürt meselesinde müspet manada bir gündem belirledi. Bugüne kadar AK Parti'nin böyle özellikle 2016'dan bugüne kadar müspet manada bir gündem belirlemesi Kürt meselesi söz konusu değildi. Dolayısıyla AK Parti taraftarları bu tartışmanın açılmasına memnunlar. Yine aynı şekilde bunun üzerinden giderek işte Kürt meselesinde bir çözüm olacaksa radikal adımlar, cesur adımlar atılması gerekiyor. Bunu yine Erdoğan atabilir şeklindeki genel kanaati tekrardan dolaşıma soktular. Bu anlamda iktidarı destekleyen kesimde bir memnuniyet var. DEM Partililerinde bir genel telkinli bir bekleyişin olduğunu söylemiştik ama onlarda da herhangi bir şekilde süreci elinin tersiyle iten bir tavır yok. Ne olacağına dair bir merak var. Bundan sonra hangi adımların atılacağına dair bir merak var. Eğer iktidar kısa süre içerisinde bu konuda gerçekten müspet, somut bir adım atarsa o zaman sürece yönelik atfedilen anlam değer çok daha fazla artar. Örneğin iktidar mahkeme kararlarını uygular. İçerideki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını önü açarsa o zaman aynen 2013'te bu açlık grevlerinin bitmesindekine benzer bir durum hatta belki ondan daha fazla bir durum oluşturabilir. Bir de genelde şöyle bir duygu var Ruşen abi benim görebildiğim kadarıyla. 2015'ten bugüne gelinceye kadar yani yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde bölgedeki bütün herkes çok fazla yoruldu ve çok fazla yıprandı. Yani iktisadi olarak yıprandı, siyasi olarak yıprandı, hukuki olarak yıprandı ve bu içine girmiş olduğu karanlık tünelin bir şekilde bitmesini istiyor. Dolayısıyla herhangi bir umut varsa, herhangi siyasi yollarla bu sorunu çözme noktasında bir kapı aralanmışsa, bu umuda tutunma, bu kapıyı zorlama yönünde bir hissiyat var benim görebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bir bekleyiş, bir ilgi kendi içerisinde inşallah daha iyisi olur diyen bir bekleyiş ve bir ilgi olduğu kanaatindeyim ben. Peki şöyle bir şey var tabii. Şunu insanlara hatırlatmak lazım. Özellikle Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından DEM Parti net bir şekilde üçüncü yol dedi. Yani bir anlamda CHP'ye bu kadar angaje olmaktan, angaje olmanın yanlış olduğunu kabul ettiler. Çok ciddi iç tartışmalar yaptılar ve kendilerini üçüncü bir yol olarak tarif ettiler ama muhalefette hala Kürtler, Kürtlerin Partisi ya da DEM Parti diyelim, bir hani çantada keklik gibi görülmeye devam edildi. Şimdi el uzatmanın ardından DEM Parti'den çok da fazla hani karşı açıklama gelmeyince, sen de bahsettin isimleri, genellikle pozitif yaklaşılınca bu sefer Kürtler bizi satıyor gibi bir noktaya geldik tekrar. Şimdi biliyorum ki bölgede özellikle son dönemde CHP'ye özellikle ilgi artıyor. Hatta neydi bir araştırmaya göre ikinci partiniz hangisi sorusuna en yüksek oyu CHP alıyordu. CHP'nin belli bir şeyi vardı. Şimdi burada nasıl görüyorsun muhalefet? Orada bölgede tanıdığın CHP'liler ya da CHP'ye yakın bakan insanlar AK Parti ile de Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin yakınlaşma ihtimalinden rahatsız mı oluyorlar? Ya muhalefetin ilk önce iki tane söylemden kesinlikle kendisini kurtarması lazım. Yani
DEM Parti ile iktidar arasında herhangi bir temas olduğunda işte bunlar anlaştılar ve bizi satacaklar şeklindeki bir dilden kesinlikle kurtarılması lazım. Bu DEM Partililere de, oy veren seçmenlere de, özellikle yerel seçimlerde muhalefete oy vermiş olan seçmenlere çok büyük bir haksızlık. Birincisi bu. İkincisi işte DEM Parti ile iktidar arasında bir ilişki olacak. İktidar DEM Parti'yi kandıracak, kendi gündemini onlara dayatacak şekildeki bir dilden de uzaklaşması gerekiyor. Kerameti kendinden menkul bir üstünlük diliyle işte DEM Parti'nin siyaseti okuyamayacağını, yanlış olarak düşeceğini, kendilerini takip etmemesi halinde, yani muhalefeti takip etmemesi halinde hep yanlış yapacağı şeklindeki bir dilden kendisini kurtarması lazım. Muhalefetin bu gelişmeler karşısında DEM Parti'yi itham edeceği yerde siyaset üretmesi lazım. Ben en önemli problemin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Kürt meselesinin noktasında CHP'nin muhalefetinin çok ciddi açmazları var. Bir kere bir hattı belli değil, belirli planlı ve bir programı yok. Dolayısıyla bu söyleyebileceği bir söz, Türkiye'nin önüne koyabileceği bir tasavvur olmadığı için iktidar bu alanda çok rahatlıkla at koşturabiliyor, gündemi değiştirebiliyor ve yeni bir siyasal söylemi Türkiye'nin en önemli konularından biri haline getirebiliyor. Muhalefetin bence, yani Kürt seçmenlerin oylarını çantada kilitlik gören bir bakıştan kendilerini kurtarmaları gerekiyor. Eğer bu açının süreci daha da derinleşirse, ben muhalefetin, özellikle CHP'nin buna karşı koyabilme potansiyelini, karşı koyabilme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani eğer gerçek manada siyaset üretebileceklerse, çünkü karşı koymaları halinde Kürt seçmenlerin çok büyük bir kısmının, yani parti aidiyetlerinden bağımsız olarak Kürt seçmenlerin çok büyük bir kısmının talebi olan böyle bir açının sürecine karşı durarsa, o zaman CHP kendi sizin son seçimlerde Kürtlerden almış olduğu desteğin önemli bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin bundan sonra üzerinde düşünülmesi gereken temel konu şu: eğer bu süreç derinleşirse biz nasıl bir tavır alacağız? Bunun somutlaşması, iyiye evrilmesi, müspet bir yolda ilerlemesi için biz hangi önerileri getireceğiz? Yoksa karşı duruş, bu sürece karşı duruş veya bu süreç üzerinden sürekli olarak DEM Partilileri ve Kürtleri, bir bütün olarak Kürtleri suçlama dili muhalefete çok büyük bir vebal üretir. Muhalefetin her şeyden önce bunun ayrımında olması gerekiyor. Vahap, çok teşekkürler. Bayağı bir ilginç bir süreç başlıyor gibi. Adına süreç diyoruz ama buradan eskisi gibi bir şey çıkmayacağı kesin de. Bir değişik bir şeyler olacak gibi, hakikaten siz daha çok merak ediyorsunuz tabii. Senin söylediğin şey çok önemli bir yer. AK Partili Kürtler çok heyecanlı. Çünkü onlar yıllardır hep böyle bir şeylerin olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı ama genellikle ne deniyor bu? Temenni ediyorlardı. Evet. Şimdi ya da bir şeyler olsa bile açıktan yapılmıyordu. Şimdi Devlet Bahçeli tarafından böyle bir şeyin yapılmasıyla sonunda şey demeye başlamışlardır. İşte bak biz diyorduk, değil mi? Öyle bir. Evet, evet. Yani çünkü hani muhalefetten de özellikle seçimlerden sonra Türk meselesi noktasında şöyle başı sonu belli, elle tutulur, somut bir politika önerisi gelmeyince ve hatta sadece bir takım jestlerle, sembollerle bu Kürtlerin desteğini yanında tutma tavrı devam edince, bu kadar açıktan, bu kadar net, Devlet Bahçeli'nin bir şekilde mimarlığına soyunduğu bir süreç, tabii ki AK Partili Kürtlerin elinde hatlattığı, en azından bu tür tartışmalarda onlara konuşabilecek bir pozisyon sağladı. Şimdi muhalefeti destekleyen seçmenlerin durumu biraz daha zor. Onlar ne söyleyecekler? Yani mesela şu din çok fayda sağlamaz dedi. İşte bunlar bizi demle demleniyorlardı, şimdi onlar demle demleniyordular gibi bir din kurarlarsa bu muhalefete fayda sağlayacak olan bir din olmaz. O nedenle muhalefetin ne yapabileceğini göstermesi lazım. Şunu da söyleyeyim Uşan abi, bu sürecin 2013'ten şöyle bir farkı var. Bu süreçte parlamento 2013'ten çok daha önemli rol oynayabilir. Eğer gerçekten bir süreç olacaksa, eğer gerçekten taraflar bir siyasal irade ortaya koyacaklarsa,
Çünkü burada MHP'den gelebilecek bir muhalefet yok artık. Çünkü MHP sürecin içerisinde Türkiye'de milliyetçilerin çok büyük bir kısmını temsil eden ve aynı zamanda orada sokağa da hakim olan MHP'nin den bir muhalefetin gelmeyecek olması bu süreçte parlamentonun daha işlevsel kullanılmasının önünü açabilir. AK Parti ve MHP sürecin sahipleri, DEM diğer taraftan sürecin bir muhatabı. Diğer muhafazakar partilere baktığınızda Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi'nin de ilkesel olarak böyle bir sürece karşı olmamaları beklenir. CHP'nin de katkı sunmasa bile en azından akamete uğratacak, tökezletecek bir tavır içinde olmaması umut edilir. Bu durumda bu süreçte parlamento çok daha işlevsel bir hale gelebilir. Yasal ve anayasal adımlar atılacaksa bu parlamentoda daha rahatlıkla atılabilir. Bu aynı zamanda toplumun bu süreç hakkında daha iyi haber alabilme, daha iyi bilgilenme imkanını da toplumun bilmesine. O nedenle bütün bu partilerin bunu görerek, bu yeni zemini görerek bunun üzerinden siyaset üretmeleri kendi faydalarına olur diye düşünüyorum. Belki son olarak bir kısa cevap verirsen, yani Hüdapar sanki bunlar çok memnun değildir gibi geliyor bana. Çünkü onlar iktidarın yani şeyiydi, Kürt takviyesi gibiydi. Şimdi onlara eğer DEM'le yakınlaşma olursa pek ihtiyaç olmaz sanki. Burada da çok sert bir karşı çıkış ortaya koyacaklarını zannetmiyorum. Bence 2013-2015'teki söylemi tekrarlayacaklardır. Oradaki temel iddia şuydu. Bu Kürt meselesini çözecekseniz bu sadece devrimlerle veya PKK'yla konuşularak çözülecek bir sorun değil. Bütün siyasal aktörlerle ve bu arada bizimle de konuşmanız gereken diyen bir dil olacaktır. Yoksa hayır bu süreci kabul etmiyoruz, bu süreci yanlış bilmiyoruz şeklinde bir tavır içerisine girmezler. Çünkü bu onların da açıklayabilecekleri bir pozisyon olmaz. Çok sağ ol Vahap. Daha çok konuşacağız bu konuları. Çok teşekkürler. Diyarbakır'daki tanıdıklara selamlar.